RTV ekranlarından herkese merhaba. Haftanın ardından programıyla karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmeleri aktaracağız. Malatya Adıyaman Karayolu Doğanşehir ilçesi yakınlarında yaşanan tır kazasına müdahale eden polis ekibine başka bir tır çarpıp polislerin üzerlerine devrildi. Tırın altında kalan bir polis memuru şehit oldu, bir polis memuru da ağır yaralı. Tır kazasına müdahale eden polis ekiplerine başka bir tır çarptı. Tırın altında kalan iki polis memurundan biri şehit oldu, biri ağır yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Malatya Adıyaman Karayolu Doğanşehir Tatari mevkiinde meydana geldi. Adıyaman istikametinden gelen AÇ idaresindeki 02EC806 plakalı saman yüklü tır sürücüsünün kontrolünden çıkarak bölgede meydana gelen bir başka kazaya müdahalede bulunan Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polislerinin üzerine devrildi. Katliam gibi kazada altına aldığı polis memurlarını metrelerce sürükleyen tır bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlıkla itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada tırın altında kalan polis memurlarından 35 yaşındaki Lütfü Beykoz şehit oldu. Diğer polis memuru Mehmet Hanifi Türkmen ise ağır yaralandı. Yaralı polis memuru uzun uğraşlar sonrası bulunduğu yerden çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği sırada başka bir tırın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şehidin cenazesi daha sonra Akçadağ ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği sırada başka bir tırın çarpması sonucu şehit olan 35 yaşındaki polis memuru Lütfü Beykoz için Malatya İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde tören düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erman Kiraz, 7. Anajet Üst Komutanı Havacı Pilot Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol, askeri erkan, emniyet yetkilileriyle şehidin yakınları katıldı. Aile yakınlarının güçlükle ayakta durduğu törende polis memuru Beykoz'un özgeçmişi okundu. Biri olan polis memuru Lütfü Beykoz, 10.06.1989 tarihinde Malatya ilinde dünyaya gelmiştir. İstanbul, Elazığ ve Antalya İl Emniyet Müdürlüklerinde görev yaptıktan sonra 2023 yılında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü emrine atanmıştır. Polis memuru Lütfü Beykoz bekardır. Ruhu şad olsun. İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, şehidin acısının yüreklere sığmadığını kaydederek derin bir üzüntü içerisinde olduklarını söyledi. Çankal zaman zaman konuşmakta güçlük çekti. Bugün şehidimiz Lütfü Beykoz'u son yolculuğuna uğurluyoruz. Rabbim mekanla cennet, makamla âli eylesin. Yüreği yanan ailesi tüm yakınlarına, teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Omuzlarımızda şehitlerimizin bizlere yüklediği büyük sorumluluklar var. Bunların teşkilat olarak bilincindeyiz. Polis teşkilatı olarak bu bilinçle Malatya'mızın huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Daha sonra okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla birlikte şehit polis memuru Beykoz'un naaşı Akçadağ ilçesine gönderildi. Kerim ve afu anne ya rahim ya ilahel alemin. Şehit polis memuru Lütfü Beykoz için Akçadağ ilçesinin Örüşkü mahallesi Ali Kara Hazretleri Mescidi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber.
İl müftüsü Ramazan Dolu cenaze namazı öncesinde helallik alarak dua etti. Daha sonra ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit polis memuru Lütfü Beykoz'un naaşı mahalle mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. Malatya'da kontrollü yıkım esnasında 4 katlı bina iş makinesinin üzerine devrildi. Kepçe operatörü enkaz altında kaldı. Operatör ekiplerin yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Kepçe operatörü ambulansa bindirilirken arama kurtarma ekiplerine teşekkür edip helallik istedi. Hastaneye kaldırılan operatörün sağlık durumuysa iyi. Depremde hasar alan binanın yıkımı esnasında bina iş makinesinin üzerine devrildi. Operatör enkaz altında kaldı. Olay Malatya'nın Yeşilurt ilçesi Seyran mahallesinde meydana geldi. Semazen sokakta bulunan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 4 katlı bir bina yıkım işlemleri esnasında çöktü. Çöken binanın bir bölümü iş makinesinin üzerine devrildi. Yıkımı yapan kepçe operatörü Hamza Ç. enkaz altında kaldı. Mahallemizde orta hasar olan binalarımızdan 11 tanesinin yıkımına dün başladık. Maalesef bugün Semazen sokakta 4 katlı binanın yıkımı esnasında operatör kardeşimiz enkaz altında kaldı. Şükür sağlık durumu iyi, ayaklarında problem var. Şu an AFAD ve itfaiye ekibi seferber oldu. Çıkartmaya çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi enkazın altında kaldı. Ama bence bu yıkımların makasla yapılması, ederle değil de makasla yapılmasını istiyoruz. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, AFAD, itfaiye, AKUT ve UMKE ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Arama kurtarma ekipleri ise kepçe operatörünü enkaz altından kurtarmak için yoğun bir çaba sarf etti. Ekiplerin ilk teması kurduğu kepçe operatörünün bilincinin açık olduğu belirlendi. Çalışmalarını daha da yoğunlaştıran ekipler yaklaşık 1 saat süren titiz çalışmaların ardından operatörü yaralı olarak enkazdan çıkardı. Açır. Kardeş, bize mi kadar çok geçmiş olsun. İlk müdahalesinin ardından yaralı kepçe operatörü ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kepçe operatörü ambulansa bindirilirken arama kurtarma ekiplerine teşekkür edip helallik istedi. Geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Helal hoş olsun. Hastanede tedavi altına alınan operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yolda yürüyen öğrencilerin arasına daldı. Kazada 7'si öğrenci, 8 kişi yaralandı. 38 sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yolda yürüyen öğrencilerin arasına daldı. 7'si öğrenci, 8 kişi yaralandı. Kaza, saat 13 sıralarında Battalgazi ilçesi Göztepe mahallesinde meydana geldi. Tamam, yani sigorta yok, 90'ı sen yapıyorum efendim. Ercan Sokak üzerinde seyir halinde olan CEKA yönetimindeki otomobil okul çıkışı sonrası evlerine gitmekte olan öğrencilerin arasına daldı. Kazada 7'si öğrenci, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki yük treniyle hafif ticari araç hemzemin geçitte çarpıştı. Kazada 500 metre sürüklenen araçtaki 2 kişi yaralandı. Hemzemin geçitteki demir yolu trafiği de bir süreliğine kapatıldı. Yük treni ile hafif ticari araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kaza, öğlen saatlerinde Battalgazi ilçesi Dolamantepe mahallesi Bahçeli Evler mevkiindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Yok, sonra istemedim, normalim. İstedi sadece. 53.010 sefer sayılı yük treni Battalgazi Fırat istasyonları arasında bulunan hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı. Kazada yaklaşık 500 metre sürüklenen araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Battal Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Hemzemin Geçit'teki demiryolu trafiği bir süreliğine kapandı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. Malatya'da kontrolden çıkan tır bir başka tıra çarptı. Kazada bir kişi ağır yaralandı. Kaza anı da kameralara saniye saniye yansıdı. İki tır çarpıştı. Kaza anı işte böyle görüntülendi. Kaza, Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Dilek Mahallesi istikametine seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırın dorsesi savrularak karşı yönden gelen bir başka tıra çarptı. Kazada araçlar yol kenarındaki bahçeye savrulurken bir kişi ağır yaralandı. Saniye saniye kameralara yansıyan kazada araçta sıkışan yaralı YT jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. Malatya'da bir inşaat şantiyesinde bulunan konteynerda yangın çıktı. Konteynerin cayır cayır yandığı yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. İnşaat şantiyesindeki konteynerda yangın çıktı. Konteyner cayır cayır yandı. Olay, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Aygül Sokak'ta bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Şantiye içerisinde yer alan konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken bitişikte bulunan iki konteynere de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Kimsenin yaralanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri de yangınla ilgili inceleme başlattı. Malatya'da yol kontrol esnasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta buzdolabı içerisine gizlenmiş 11 kilogram 650 gram skank maddesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Buzdolabında 11 kilogram 650 gram skank maddesi ele geçirildi. Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kale uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramalarda buzdolabı içerisine gizlenmiş 11 kilogram 650 gram skank maddesi ele geçirildi. Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Malatya'da polis ekiplerinin sokak satıcıları torbacılara yönelik düzenledikleri operasyonlarda 3520 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı. Malatya polisi torbacılara operasyon yaptığı gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon öncesi bir süre fiziki takip gerçekleştiren emniyet ekipleri ardından düğmeye bastı. 6 hedef şahsa yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 3520 adet sentetik eczahap ele geçirildi. Operasyonlar sonucu gözaltına alınan 6 zanlı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Malatya'da polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4696 litre sahte alkol ele geçirildi. Olayda 9 zanlıya işlem yapıldı. Malatya polisi düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 4696 litre sahte alkol ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik 9 zanlının ikamet beklentilerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 4696 litre sahte alkol, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, 2 adet ruhsatsız tüfek, 606 adet fişek ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 4 zanlı hakkında işlem yapıldı. Malatya'da polis ekipleri hakkında farklı suçlardan kesinleşmiş 159 yıl 4 ay 11 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi bir şahsı düzenledikleri operasyonla yakalayarak cezaevine teslim etti. Malatya polisi 159 yıl 4 ay 11 gün hapis cezası bulunan firariyi yakalayıp cezaevine teslim etti. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında çek kanununa muhalefet, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından kesinleşmiş 159 yıl 4 ay 11 gün hapis cezası bulunan GÖ isimli şahsı yakalamak için titiz bir çalışma yürüttü. Şüphelinin gizlenebileceği adresler üzerinde yapılan detaylı incelemeler ve fiziki takipler sonucunda harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan GÖ işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Malatya Emniyetinden yapılan açıklamada firari suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesi için yürütülen çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Malatya'nın da aralarında bulunduğu 3 ilde internet üzerinden yatırım yönlendirmesi yöntemiyle 384 bin lira vurgun yapan şebeke çökertildi. 14 şüpheliden 8'i gözaltına alındı, 4 şüphelinin ise başka bir dolandırıcılık olayından cezaevinde yattığı ortaya çıktı. İkisi de firari. Malatya'nın da aralarında bulunduğu 3 ilde dolandırıcılık çetesine eş zamanlı operasyon yapıldı. Şey gitme ya. 25 Mayıs 2023'te meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık koordinesinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Mağdur kişinin internet üzerinden bir yatırım uygulamasına üye olduğunu ve kendilerini yatırım şirketinin yöneticisi olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle toplamda 384 bin TL tutarında parayı kendisine verilen IBAN hesaplarına gönderdiğini, daha sonra yatırım yaptığı uygulamadaki para miktarının sıfırlandığını söylemesiyle polisler harekete geçti. Banka hesap hareketlerinden paravan şirketleri tespit edilen ekipler, kurulan sistemdeki paraların nakil yollarını belirledi. Kamera görüntüleri ve araştırmalar sonucunda 14 kişilik bir şebeke tespit edildi. 19 Aralık Perşembe günü şafak vaktinde İstanbul, Malatya ve Nevşehir'de 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 14 şüpheliden 8'ini gözaltına aldı. Şahıslardan 4'ünün başka bir dolandırıcılık suçundan cezaevinde yattığı belirlendi. 2 şüphelinin ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi.
Adreslerde yapılan aramalardaysa çok sayıda şirkete ait belgeler, çekler, tahsilat makbuzları ve irsaliye evrakları, 4 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet tablet, 12 adet cep telefonu, 3 adet flash bellek, 1 adet hard disk, sim kartlar ve muhtelif banka kartları ele geçirildi. Bartın'a götürülen 8 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye götürüldü. Savcılığa çıkarılan şüphelilerin buradaki ifade ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. Malatya'da 325 bidon motor yağı çalan 3 kişi 62 saat süren kamera görüntüleri incelenerek yakalandı. Gözaltına alınan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Motor yağı çalan hırsızlar 62 saatlik kamera görüntüleri incelenerek yakalandı. Malatya'da 11 Kasım Cuma günü Yeşilurt ilçesi Çavuşoğlu mahallesinde NA'ya ait iş yerine giren 3 kişi farklı markalarda 325 bidon motor yağını çalarak kaçtı. Hırsızlık olayının ardından kimlikleri belirlenen M.Y., S.Y. ve A.Ö. adlı şüpheliler 62 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı. Zanlılara ait iş yerinde yapılan aramalarda su tankı içerisine gizlenmiş 325 adet farklı markalardaki motor yağı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kuru sıkı tabanca ile geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Deprem bölgesi Malatya'da rezerv alanında kalan bir binanın yıkımı sırasında ilginç anlar yaşandı. Yıkıma kepçe darbeleriyle başlandı, bir araç müzik açtı, bir vatandaş taş attı ve kısa süre sonra bina tamamen çöktü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerse izleyenler tarafından ilgi gördü. Her ne kadar eğlence dense de bu görüntüler şehirdeki bazı şeylerin kontrolden çıktığının ve başıboşluğun bir göstergesi oldu. Yıkıma kepçe darbeleriyle başlandı, bir araç müzik açtı, bir vatandaş taş attı. Kısa süre sonra bina yıkıldı. Sosyal medyada bu görüntüler eğlenceli yıkım diye paylaşıldı. Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde yeniden yapılaşma çalışmaları kapsamında rezerv alan ilan edilen bölgede kalan binalar tek tek yıkılıyor. Geçtiğimiz günlerde de aynı bölgede bir başka binanın araç korna sesiyle yıkılmasının sosyal medyaya yansıdığı alanda bu sefer de adı eğlence konan bir yıkım yaşandı. Altı katlı bir bina iş makineleri tarafından yıkıma hazır hale getirildikten sonra sıra son dokunuşa geldi. Çalışanlar yaptıkları işi hem kayda aldı hem de binanın yıkımını ilginç bir şekilde gerçekleştirdi. Bir araçtan yüksek sesle müzik açıldı, bir taraftan da kepçe operatörü uzak bir noktadan yere vurmaya başladı. Aynı zamanda bir çalışanın da binaya taş attığı ve yine bir aracın kornaya bastığı bu anlarda yapılan sıra dışı müdahaleler sonucunda bina kısa süre sonra tamamen çöktü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere eğlenceli bir yıkım adı verildi ve bu şekilde gündem oldu. Videoda kentte artık yıkımların sıra dışı eğlenceye dönüştüğü yorumları geldi. Eğlence olarak adlandırılan bu yıkım, 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma uğrattığı Malatya'da kontrolsüzlük, denetimsizlik ve başıboşluğun da bir göstergesi oldu.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İlyas Mahallesi'nde devam eden rezerv alan çalışmaları nedeniyle iddiaya göre 4 defa elektrik direklerine zarar verildi ve mahalle karanlıkta kaldı. Sürekli yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle elektronik ve beyaz eşyaları yanan vatandaşlar bir kez daha aynı sorunu yaşayınca sokağa döküldü ve mağdur bırakılmaya tepki gösterdiler. Biz halkın yararına mı iş yapıyoruz, zararına mı iş yapıyoruz? Bu süreci biz çözemedik. Yani bu deprem sürecini bu Malatya'daki yetkililer her gün bize yaşatıyorlar. İşiniz buysa kardeşim bize bir çözüm bulun. Ben bir vatandaş olarak bu mağduriyeti yaşamak istemiyorum. Bizi anlayacak karşımızda bir muhatabımız yok. Biz bir muhatap arıyoruz. O muhatap da gelmiyor. Vatandaşın bu tepkisi yaşadıkları mahalle rezerv alan ilan edildikten sonra yaşatılan mağduriyetleri. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İlyas Mahallesi'nde devam eden rezerv alan çalışmaları vatandaşı mağdur ediyor. Bölgede çamurdan geçilemediği gibi defalarca elektrik tellerine zarar verilince mahalle karanlıkta bırakıldı. Sürekli yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşın evlerinde kullandığı elektronik ve beyaz eşyalar zarar gördü. Akşam saatlerinde bir kez daha aynı sorun yaşanınca vatandaşlar bu defa dayanamadığı sokağa döküldü. Toz oldu, toprak oldu, çamur oldu, ses oldu. Biz hiç sesimizi çıkarmadık. Yani dedik burada sonuçta bizim komşularımızın evi yapılıyor. Toz da olsa, toprak da olsa bir gün rahata kavuşsunlar diye. Apartmana giremiyorum. Her gün birisi arıyor, kombim yandı, bulaşık makinem yandı. Bu inşaatın çalışma şekli bir değişik yani. Bize zarar vermede çalıştırsınlar bu şirketi ya. Yani kombilerimiz yanıyor, abi 5000 lira. Yaptır parasını verek. Ya tamam bir sefer verdik yaptırdık. İkinciye biz yaptırmak için usta diyor ki param ver ki yapayım. Yoktur insanların parası. Nerede alıp vereceğiz? 4 sefer yandı ama daha hiç kimse bir kuruş para almadı. 3-4 aydır, 2 aydır benim 4 sefer kombim yandı. 4 sefer, 4'er sefer beyaz eşyalarım yandı. Bu nasıl iş ya? Ben korkayım ya evimde oturam. Biz nereye gidelim? Emekli maaşı ben oraya mı veren, ben giyeyim mi? Bu beton firmasının bir tanesi buradaki teyzemizi kovaladı. Bağırdı, hakaret etti. Biz burada her şeye göz yumuyoruz ki burada bize hakaret mi edilsin? Biz toza, toprağa, çamura göz yumuyoruz ama yeter. Benim çocuğum şimdi elektrik kesildiği zaman geldi dizime yapıştı. Dedi ki bana yani baba deprem mi oluyor? Gelip muhatap alacağımız kimsemiz yok. Muhatap olanlar da biz çalışanız deyip sürekli bizleri geçiştiriyorlar. Hakaretler ediyorlar. Komşularımıza hakaret edemez kimse. İlyas Mahalle Muhtarı Fahiş Şahin'de rezerv alan çalışmaları başladığından beri mağdur edildiklerini belirterek ilgili firmanın vatandaşın mağduriyetini karşılayacağına dair söz verdiğini ancak bu sözün tutulmadığını söyledi. İnşaat süreci başladıktan beri başımıza gelmeyen kalmadı. Şu binaların tamamen ne kombisi kaldı ne beyaz eşyası kaldı. Sıfır alanlar bile bozuldu. Dediler ki yaptırın ücret ödeyeceğiz dediler. Yaptırıldı, evraklar verildi. Bildiğim kadarıyla kimse para almamıştır. Tamamen 7 bina var burada. 7 bina içerisinde artık yüzümüz tutmuyor ki buraya gelelim. Şu anda binaları diktik, güzel binalar yapılıyor. Yalnız biz bu kadar milletin faydasına mı yaptık, zararına mı yaptık ben bu işi bilemedim. Depremlerden sonra yoğun göç alan Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Sahilköy Mahallesi'nde ciddi bir yol sorunu var. Mahallenin yolları bozuk, yazın toz toprak, kışın çamurdan geçilmiyor. Mahalleli duruma tepki gösterse de ne Büyükşehir Belediyesi ne de Akçadağ Belediyesi herhangi bir çalışma yapmıyor. Burası Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı en dağınık mahallelerinden biri olan Sahilköy. Mahallenin dağınık olması hizmetin önünde büyük bir engel. Özellikle bozuk olan yollar vatandaşı çileden çıkarıyor. Dar olan yollar genişletildi ancak asfalt çalışması yapılmadığı için yazın toz toprak, kışında çamurdan geçilmiyor. Gelmem gerekiyor ama yol sorunumuz çok fazla. Yani yollar çok kötü. Defalarca muhtarımızla da söyledik, o da uğraşıyor. Ama herhangi hiçbir cevap bulamadık. Deprem oldu. Herkesi vurdu, bizi de vurdu. Ben 3-4 defa arabamı yaptırdım. Çünkü yollar çok engebeli, çok çukur, çok yağmurdan ve aşınmadan dolayı yollarımız çok kötü. En azından deprem bizi vurdu. Sıkıntı çekiyoruz ama düzeltilmesi gereken konular düzeltilebilir. Bir yollar yapılabilir yani bizim köyde. Yıllardır bu yollar böyle. Önce tamam Malatya'da oturuyorduk. Köye haftada sonları geliyorduk. İşte yaz tatillerinde geliyorduk. Ama şu anda mecburuz ve çok kötüyüz. Bazı yerlerin dağ evlerine kadar yol gitmiş. Bu Malatya şehrine bağlı. En yakın yerde bile yani 20 kilometre yok. Yollarımız şey gibi
engebeli hep çukur yıkıntı yani. Yani hiç mi belediye buraya uğramıyor ya da hiç mi kimse buraya bakmıyor? Ben Bayburt'a gittim, başka illere gittim. Dağ evlerine kadar yollar beton, çok güzel yollar yapılmış. Bizim şurada 2 kilometre yollarımız bile yapılmıyor. Yani bir bayan olarak çalışan bir insanım ve bu yollar çok kötü. Yolda gece bana bir şey olsa kim bunun hesabını verecek? Mahalle muhtarı Mehmet İnal defalarca Büyükşehir Belediyesi'ne durumu izah etmesine rağmen ne yollar yapıldı ne de toz toprağın dinmesi için sulama çalışması. Vatandaş tozdan boğulmakla kalmıyor, hasat zamanında da kayısılar meyve ve sebzelerde tozdan nasibini alıyor ve vatandaş da o ürünleri tüketmek zorunda kalıyor. Şimdi yollarımızı bozdu, bu suyu şeye götürdüler, bu yeni konutlar var ya. Önce çakırlıydı, şimdi tamamını bozdular. Bozduğu yerleri yapmadılar. Yine kuru, çamur olursa, yağmur yağarsa daha çıkılmaz. Tozda, toprakta durulacağı yok. Ne bir meyve yenilir, ne bir sebze yenilir. Tozunda, dumanda durulmuyor. Deprem bölgesi Malatya'da bir yandan TOKİ konutları yükselirken diğer yandan rezerv alanlarda çalışmalar devam ediyor. İkizce bölgesine giderek kentteki son durumu paylaşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, depreme dirençli modern bir şehir inşa ediyoruz dedi. 6 Şubat depremleri sonrası Malatya'da yaraların sarılması ve şehrin yeniden inşası için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yeşilyurt ilçesi İkizce bölgesinde yapılan deprem konutlarını inceleyen Vali Seddar Yavuz yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Malatya'da ihale edilen, tamamlanan ve teslim edilen konut sayısını açıkladı. Bu bölgede bugüne kadar 11.897 konutu ihale ettik. 8.510 konutun inşaatını tamamladık ve 4.208 konutun da anahtarlarını sahiplerine teslim ettik. En büyük sevincimiz elbette depreme dirençli, modern, yeni inşa faaliyetleri yapıyoruz. Arkamızda da yine muhteşem konutlarımız, inşaatları devam ediyor ve hemşerilerimizin bir an önce kalıcı konutlarına geçmelerini arzu ediyoruz. Tebligatları bu yüzden hızlandırıyoruz. Fırat çekiminden itibaren 45 günlük bir süre söz konusu. Rezerv alanları ilişkin bilgiler de paylaşan Vali Yavuz, rezerv alan bu şehir için büyük bir fırsattır dedi ve vatandaşlara seslendi. 37 alanımızda, Malatya merkezde rezerv alanlarımızda inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Rezerv alanlarda bariz bir ilerleme kaydettik. Nitekim 3 ay önce 3 alanda devam eden çalışmalar 4 ayın sonunda 37 alana çıkmış bulunuyor. Saray Mahallesi yani Kışla Caddesi diye bilinen alanda bizim yaklaşık 20.000 metrekare diyafram duvar ve 94 kilometre fora kazık çakarak, zemini iyileştirerek, iki katı da otopark planlayarak mükemmel bir lokasyonda ticaret ve konutlar planladık. Rezerv alan bu şehir için büyük bir fırsat. Depreme dirençli şehir, konut ve iş yeri yapmak için rezerv alanları desteklenmesi, bu alanda küçük günlük hesaplar yapılmaması, doğunun başkenti Malatya sözünü daha da kuvvetli şekilde söyletecek rezerv alan çalışmamıza her bir Malatyalı kardeşimizin destek vermesini özellikle bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Malatya ve deprem bölgesi iller için mücbir sebep süresinin uzatılmasını istedi. Bakan Şimşek'e çağrı yapan Ağbaba, deprem bölgesinde çalışma koşulları cazip hale getirilmedi, mücbir sebep bir kez daha uzatılsın dedi. Sayın Başkan teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda mücbir sebebin bir kez daha uzatılmasını istedi. Deprem bölgesinde çalışma koşullarının cazip hale getirilmediğini, hayatın normale dönmediğini belirten Ağbaba, bu nedenle mücbir sebep uygulamasının bir kez daha uzatılmasını istedi. Şimdi deprem bölgesinde çalışma koşulları cazip hale getirilmedi hala. Deprem üzerinde 20 ay geçmesine rağmen sorunlar çözülemedi. Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalar işçi bulmakta zorlanıyor. Fabrikalar tam kapasitesiyle çalışmıyor. Fabrikalarda ara eleman bulunamıyor. Hayat hala Malatya'da ve deprem bölgesinde normale dönmüş değil. Mücbir sebep 30 Kasım'da son buluyor. Malatya esnafının, deprem bölgesi esnafının, tüccarının, muhasebecisinin, sanayicisinin yani tüm kesimin sürenin uzatılmasını istiyor. Esnaf vergilerinin, borçlarının affedilmesi isterken, esnaf bakur primleri yükseltilmesin derken, İşveren SKK prim desteği isterken 30 Kasım'da mücbir sebep maalesef sona eriyor. Hayat normale dönmüş değil. Ticaret odası, esnaf odası, muhasebeci herkes mücbir sebebin uzatılmasını istiyor.
bu sesin sizin tarafınızda duyulmasını istiyor. Mücbir sebep uzatılsın diyor. Bu konuda deprem bölgesinin sizden, sizin deprem bölgesinin sesini duymanızı istiyoruz. Altı Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımlarında sona yaklaşıldı. Hacı Abdi Mahallesi de yıkımların yoğun olarak gerçekleştiği mahallelerden biri. Mahallede yıkım bekleyen 8 bina kaldı. Malatya'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ve yıkım işlemleri için yargıyla ihale süreçleri beklenen yapılarda yıkım çalışmalarına hız verildi. Ağır hasarlı binalardaki yıkım işlemlerinin bir kısmı yargı, diğer bir kısmı ise ihale süreçleri nedeniyle bir süredir bekliyor. Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi Muhtarı Mehmet Özdemir de mahallelerinde yıkım bekleyen 8 binanın kaldığını söyledi. Şu anda 6 Şubat depreminden orta hasarlı olup da sonradan ağır hasarlıya dönen binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Şu anda Pazar Sokak diye bilinen Nakkaş Sokak'tayız. Nakkaş Sokak'ta 6 katlı binamızın yıkımına başlayacağız biraz sonra. Mahallemizde 110 binamız yıkıldı. Şu anda 30 binamızdan da 7 binamız kaldı. Bunların da yıkımını kısa sürede gerçekleştireceğiz. Ağır hasarlı sayısı ilk depremde 110'un üzerindeydi. Yıkılmıştı. Son mahkemelikler ve diğer orta hasarlıdan başvuru yapıp da güçlendirme yapmayan binalarımız da 30'a yakındı. Şu anda 8 binamız kaldı yıkımı gerçekleştirmeye. Yıkım işlemlerinin devam ettiği Hacı Abdi Mahallesi sakinleri ise zor bir süreçten geçildiğini ifade ederek yapılacak çalışmalarla mahallelerinin eskisinden daha güzel olacağına inandıklarını kaydetti. Güneş Apartmanı'nda oturuyorum. Şu anda yıkılacak binanın bitişinde oturuyorum. Malatya çok büyük hasar aldı. Tabii ki mahallemizde de kısmen çok olmasa da hasarlı binalar var. Bunlar yıkılınca inşallah ki kısa zamanda yerine yenisi yapılır. Mahallemiz eski düzenine kavuşur. Temennimiz bu. Ama tabii ki burada devletin de işi zor, vatandaşın da işi zor. Çünkü süreç ne olacağı belli değil. Ondan dolayı bir an önce bu işin çözüme kavuşulmasını istiyoruz. Bölgedeki yıkımlardan sorumlu firma yetkilisi Ali Tolu ise artçı depremlerin devam ettiğini belirterek herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yıkımlara hız verdiklerini aktardı. Şu anda Hacı Abdi Mahallesi Nakkaş Sokak'ta bugün itibariyle başlayacağımız yıkımımız mevcuttur. Malumunuz burada pazartesi günleri pazar kurulmaktadır. Buradaki halkımızın da bu hasarlı binaların önünde kurulan pazardan alışverişleri söz konusu olduğu için artçı depremlerde risk teşkil edeceği binalarımız bulunmaktadır. Bundan kaynaklı valiliğimizle beraber, mahalle muhtarlarımızla beraber koordineli bir şekilde çalışmamızdan kaynaklı buradaki yıkımlarımıza daha fazla bir şekilde hız vermiş bulunmaktayız. Sunmuş oldukları yerlerde de hızlı bir şekilde yıkım işlerimizi hızlandırmış bulunmaktayız. Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Yeneroba, 6 Şubat depremlerinden hasar alan Sabancı Kültür Sitesi'nin yapımının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Malatya Kültür Merkezi olarak onaylandığını ve ihale yetkisinin Malatya Valiliğine verildiğini açıkladı. Oba, Malatya Kültür Merkezi projesinin görsellerini de paylaştı, 2025 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. 6 Şubat depremlerinden hasar alan Sabancı Kültür Sitesi'nin yapımı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Malatya Kültür Merkezi olarak onaylandı. 2025 yılında tamamlanması planlanan Malatya Kültür Merkezi 1980 metrekare zemin kat ve 700 metrekare birinci kat olmak üzere toplamda 2680 metrekare kapalı alandan oluşacak. Sosyal medya hesabından proje görsellerini paylaşarak konuyla ilgili açıklama yapan Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba, depremde hasar alan Malatya Devlet Tiyatroları olarak hizmet veren Sabancı Kültür Sitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından Malatya Kültür Merkezi olarak onaylanmış ve ihale yetkisi Malatya Valiliğimize verilmiştir. 2025 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. Kültür merkezimiz 1980 metrekare zemin kat ve 700 metrekare birinci kat olmak üzere toplamda 2680 metrekare kapalı alana sahiptir ifadelerine yer verdi. Oba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Malatya Valisi Seddar Yavuz'a teşekkür etti. Malatya Kültür Merkezi'nin hayırlı olmasını temenni etti. Müzik.
Havaların soğumasıyla beraber vatandaşlar kış hazırlıkları yaparak odun ve kömür almaya başladı. Mahrukatçılar Esnaf Odası Başkanı Orhan Özbek, odun ve kömür fiyatlarına ilişkin RTV'ye açıklamalarda bulundu. Odunun 1 tonu 4500 TL, kömürün ise 7000 ila 10000 TL arası satılıyor. Havaların soğuması ve kış mevsiminin de yaklaşmasıyla birlikte vatandaşları kış telaşı sardı. Odun ve kömürcü esnafının da işlerinde yavaş yavaş hareketlilik başladı fakat fiyatlar cep yakıyor. Havalar soğudu, kış kendini iyiden iyiye göstermeye başladı. Depremlerden sonra 3. kışını geçirecek olan Malatya'da vatandaşların odun ve kömüre talebi nasıl soralım. Malatya Mahrukatçılar Odası Başkanı Orhan Özbek işlerin durgun olduğunu belirterek vatandaşların hala odun kömür alamadığını, çünkü deprem sonrası yeri değişen esnafın yeni yerlerinin bulunamadığını kaydetti. Esnafımızın çoğu yerler yıkıldı. Tüketicilerimiz konteynerde kalıyor. 120 bin kişiye yakın kentte kalıyor. Bakacağız işte, zamanı bekliyoruz. Ama umduğumuz gibi olmuyor yani, tabii işler dadıyor. Kırsaldan talepler daha başlamadı. Odun kömür tabii köylerine gidiyor. Odunları vardı. Bahçelerinde odunları kesiyorlar. Bir taraftan devletin verdiği kömürler var, bedava kömürler verdiği. Tabii bunlar da bizi etkiliyor. Doğal gaz var. Konteynerlerde elektrikle ısınıyorlar vatandaşımız. İşte yavaş gidiyor işlerimiz. Mahrukat sitesi duruyor ama yine de yazhanelerimiz vardı mahalleler arasında. Oraya gelip vatandaşların orada alışveriş yaptı. Tabii oralar yıkılınca biraz güçlük çekiyorlar. Her sektörde güçlük çekiliyor. Örneğin ayakkabıcıyı bulamıyor, manifaturacıyı bulamıyor. Yani her sektörde sıkıntılarımız var bizim. Kömür fiyatlarının değişiklik gösterdiğini söyleyen Özbek, cinsini sayarak tek tek fiyatla verdi. Fiyatlar bu sene piraz kömürlerimiz 7800-8000 arası gidiyor. Rus niyeti dediğimiz linit kömürlerimiz 9600-10000 arası gidiyor. Kayısı odunumuz 4500 arası gidiyor. Malatya'da geçen sene odun konusunda sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Özbek, bu sene odun bolluğu yaşandığını söyledi ve odun fiyatlarını da açıkladı. Odun bu sene bol. Geçen yıllara göre biraz odunda sıkıntısı vardı bizim esnafımızın. Bu sene bol odunumuz. Tabii satış olmayınca ondan sıkıntılarımız oluyor. Stoklar, vatandaş da satamıyor. Köylü de odununu satıp getiremiyor. Yani herkes sıkıntıda bu odun konusunda. Odun fiyatları, kayısı odunu zaten var. Şimdi 4500 liraya satıyoruz. Zehirlenmelere karşı da uyarılarda bulunan Özbek, kayıt dışı kömürlerin alınmaması gerektiğini vurguladı. Kayıt dışı gelen kömürler oluyor. Bunların da dikkat etsinler. Mahrukatçı esnafından alsınlar, siteden alsınlar. Kalorisi yüksek, kükürt oranı düşük kömürler alırsalar vatandaşların da sağlığı açısından da iyi olur. Kendileri de bazı zehirlenmeler oluyor. Duyuyoruz işte televizyonda veya bizler de şahit oluyoruz bazı konulara. Bu kükürt oranı yüksek kömürlerde hava kirli yapan kömürler almasınlar ki kendileri de sağlığı yönünden sıkıntıya düşmesinler. Kış mevsimi yaklaştı, vatandaşlar alışveriş yapmak için çarşı ve pazarların yolunu tutuyor. Konteynerlarda hizmet veren esnaflar satışlardan memnun mu? Yaşadıkları sorunlar neler? Haberimizde görelim. 6 Şubat depremleri sonrası bazı esnaflar konteyner çarşılarda, bazıları da bireysel konteynerlarda hizmet veriyor. Depremlerden önceki gibi tadı tuzu yok işlerin. Esnaf kendi yağında kavruluyor. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar da alışveriş yapmaya başladı. Çarşı pazar kalabalıklaştı. Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında kurulan konteyner çarşıda hizmet veren esnaflar satışlardan memnun. Satışlarımız da iyi idare ediyor yani. Yazın nasıldı peki? Yazın da iyiydi çok şükür. Peki fiyatlar nasıl? Pahalı mı sizce? Yok, pahalı değil aslında. Piyasaya göre pahalı değil. Devletimiz kira almadığından dolayı biz de kiranın şeyini burada uygun şekilde satıyoruz yani. Genellikle işte kış aylarında hastalık olduğu için otlardan tercih, macunlarımız çok tercih ediliyor. Çam kozala, ıhlamur, bu tür ürünler daha çok tüketiliyor. Fiyatlar nasıl, pahalı mı sizce? Tabii fiyatlar yükseliyor. Normalde her aydan bir yükselme geliyor. Yani %10, %20, %30. Bir bakıyorsun 10 liraya aldığına 20 liraya satıyorsun, 20'ye gidip tekrar alıyorsun. Hiç belli olmuyor fiyatları. Yaz sezonu çok iyi geçti. Bu çarşı çok güzel oldu. Esnaf genel anlamda da çok memnun. Bundan sonrayla alakalı da inşallah kışında işlerimiz iyi olacak diye bekliyoruz. Yani fiyatlarımız da piyasanın çok çok altında. Burada mümkün olduğu kadar Malatyalılara, özellikle Malatyalı hemşerilerimize fiyat odaklı da çok uygun satmaya çalışıyoruz. Çünkü Malatya'da insanların hali ortada. İşlerimiz buna şükür. Çarşımız yani gün geçtikçe ivmesini yakalamaya çalışıyor. Fiyatlarımız çok cazip, uygun. Burada giderlerimiz, kira bedelimiz olmadığı için yani en düşük seviyede tutturuyoruz.
Bazı esnaflar konteynerların üzerini kendi imkanlarıyla kapattı. Kapatamayan esnafsa özellikle yağışlı havalarda sıkıntılar yaşandığına dikkat çekti. Başka sorunlar yaşayan esnaflar da var. Komşular birleşerek toplanıp üstü kendi imkanlarımızla kapattırdık. Bir tek eksiğimiz şu, bana göre boş olan yerlerimizden bir tanesine ATM yapsalar çok iyi olur. Bankalar buraya birkaç tane ATM'sini koysa bu çarşı çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Yağışla ilgili sıkıntılarımız var. Yağışlı zamanlarda çoğu alanlar kendi esnaflar kendi güçleriyle kapattı. Ama bazı alanlar açık olduğu için yağmurlama sulamalarında sıkıntı yaşıyoruz. Güvenlik açısından önce sıkıntılar olmuştu, onu çözüldü. Yani gece bekçisi var şu an mevcut bildiğim kadarıyla. Onunla ilgili sıkıntı, ulaşım sıkıntısı var aslında. Buraya ilgili bir güzergah çalışması da olsa, merkez otobüslerin yani burada bir ring alanında dönüp gitse bizim için daha bence iyi olacak. Milyonlarca çalışan önümüzdeki ay toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonundan çıkacak kararı bekliyor. Her fırsatta hayat pahalılığından dem vuran vatandaşların gözü kulağı açıklanacak olan zam oranında. Peki vatandaşın asgari ücretten beklentisi ne? Sokağın nabzını sizler için tuttuk. 2025 yılı için asgari ücret zammı milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor. 2024 yılı Ocak ayında %49,11 oranında bir artışla 17.002 lira olan asgari ücret, 2025 yılında yıl sonu enflasyonu dikkate alınarak yeniden belirlenmiş olacak. 2024 yılı Temmuz ayında ara zam yapılmayan asgari ücret için beklentiler giderek artarken, muhalefet partileri, kurumlar ve sendikalarda toplantılar öncesi ses yükselterek tek tek beklentilerini açıklıyor. Çoğunluk 30.000 TL'nin altındaki tutara yokuz dese de gözler tespit komisyonunun vereceği kararda. Asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayında çalışmalarına başlayacak. Sürecin başlamasına kısa süre kala siyasi partiler de beklentilerini açıklamaya başladı. Peki vatandaşların yeni yıldan itibaren geçerli olacak olan asgari ücretten beklentileri ne? Bu şartlarda asgari ücreti düşünemiyorum. En az 30 olmalı. Olur mu sizce? Olmaz. Ne kadar olur sizce tahmini? 20'ye kavuştururlarsa ancak. Yapılacak bir şey yok. Bizi yönetenler düşünsün. Bütün AVM'lere gidin, kafeteryalara gidin, mağazalarda hep sıra bekliyorlar. Paramız yoktur diyorlar. Bu nasıl oluyor bilmiyorum. Herhalde bir 25 lira olması gerekir yani. 30-35 lira diyorlar ama bunlar boş konuşuyorlar. İmkanı yok. En kötü ev 10.000 lira. Yani 15, ben 28 bin lira alıyorum mesela. Ben geçinemiyorum. Bir aylık şeyim, kredi kartım şu anda 34 bin lira. Valla asgari ücret beklentimiz şu anda ev kiraları 17-18 bin olduğuna göre, bir asgari ücretle aynı olduğuna göre bunu göz önünde bulundurarak yani 17-15 bin bir kiraya vereceğini varsayarak zam yapmaları gerekiyor. Bu da en az 30 bin. 30 binden aşağı kesinlikle hiçbir vatandaş geçinemez. Doğalgaz fiyatları ne olacak, elektrik zaten... Belediye suyu 400 lira yapmış. Ayda bir vatandaşa 400 lira su faturası geliyor. Buna göre hesap edin. 25 lira aşağı olmasız. Olur mu peki sizce? Tahmin etmiyorum. Ne kadar olur? Ne kadar açıklarlar? 20'yi bulur. Valla asgari ücret 25 olması lazım. Malatya şartlarında geçim zor mu? Tabii zordur her taraf. Valla şu an piyasa göre 35 olması bence uygun ya. 35 yapmaz da 28-30 arası değişir, inşallah olur ya. Malatya'da geçim aslında kolaydı da bu depremden sonra bayağı bir şey oldu ya. Sıkıntılar yaşadık biliyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Malatya en az ne kadar 30 olsa ideal bence ya, yeter. Programımızı burada noktalandırıyoruz. Haftaya yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.